Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu haftaki şimdi alan tesisi ve yönetimi dersinde birlikteyiz, bir aradayız. Geçtiğimiz hafta buğdaygil familyasına giren bitkilerin genel morfolojik özelliklerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de öncelikli olarak baklagillerden kısaca bahsedeceğim. Sonrasında da gerek çim bitkilerinde, gerekse çim alan örtülerinde değerlendirilen kalite ölçütlerinden bahsediyor olacağım. Sevgili arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğim üzere çim alanlarda, çim alan tesislerinde ağırlıklı olarak kullanılan türler buğdaygiller familyasına giren türlerdir. Baklagiller familyasından çim alan tesisinde karışıma giren tür sayısı çok azdır. Elbette girenler son yıllarda özellikle akışgül gibi bazı üçgül türleri belli oranlarda karışıma girmektedir. Ancak bu türler genel olarak biraz daha park ve bahçeler gibi alanlarda, hatta bunun da ötesinde park ve bahçelerin ya da yol orta kaldırımlarının daha çok kullanılmayan, herhangi bir şekilde trafik etkisi olmayan alanlarında karışıma dahil edilmektedirler. Çünkü buğdaygiller familyasına giren çim türlerinin tamamı değişik ölçülerde üzerinde baskı yapılmasına, herhangi bir şekilde bir sportif aktivite ya da rekreatif aktiviteye müsait olmasına karşın baklagillerin ne yazık ki bu özellikleri yok. Ancak belli oranlarda dediğim gibi özellikle son yıllarda ak üşkül gibi bazı üşkül türlerinin düşük oranlarda karışıma girmesi son yıllarda kullanılan bazı karışımlar için geçerli olabilir. Baklagiller yine önceki derslerimizden de hatırlayacağınız üzere sevgili arkadaşlar, baklagiller kazık kök sistemine sahiptir. Yine burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, ana bir kazık bir kök ve bu kökten ayrılan kökler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu özellikleri itibariyle baklagillerin kökleri oldukça derinlere gider. Bununla beraber yonca gibi çok yıllık olan baklagillerin kökleri çok daha derinlere kadar inebilmektedir sevgili arkadaşlar. Tabii ki baklagillerin bir şekilde ekim nöbeti içerisinde yer alması, yani kültürel tarım yapılırken ekim nöbeti içerisinde yer almasının ne kadar değerli olduğunu, mutlak surette ekim nöbeti sistemi içerisine o bölgenin iklim koşulları, çevresel koşullar, pazar durumu ve benzeri dikkate alınarak herhangi bir baklagilin mutlak surette ekim nöbetine dahil edilmesi gerektiğini hep ifade etmiştik. Ancak tekrardan ifade etmek istiyorum ki çim bitkilerinin içerisinde çok yoğunluklu olarak kullanılmamaktadır. Fakat yine de tabii ki bahsediyor olacağım bu dersin içerisinde, çok kapsamlı olmasa da, diğer buğdaygiller kadar kapsamlı olmasa da. Sevgili arkadaşlar, tabii ki baklagillerin en önemli özelliği neydi? Havadaki serbest azotu toprağa bağlayıp aynı zamanda da bitkilerin kullanılabileceği forma dönüştürmeleri. Bu çok değerliydi bildiğimiz üzere. Bunu nasıl yapıyorlardı? Her bir baklagil türünün, baklagil bitkisel bitki türünün kendisine has rizobium bakteri suçları vardı, türleri vardı. Bunlarla havanın serbest azotunu toprağa bağlıyorlardı. İşte gördüğümüz üzere şurada alttaki resimde küçük küçük nodüller var. Pembe nodüller, bu artık azot bağladığı anlamına gelmektedir. Yine sağ üst resimdeki gördüğünüz üzere yine benzer şekilde ne var sevgili arkadaşlar? Nodüller bulunmaktadır baklagillerin üzerinde, köklerinde. Her bir bakteri türü değişik bitki türlerinde faaliyet gösterir. Yani bugün baktığımızda yonca şayet azot bağlamasını istiyorsak Rhizobium melloti bakteri suşu ile mutlak surette inoküle edilmelidir. Bu şekilde yapılmalıdır. Onun yanı sıra üşküllerde Rhizobium trifoli, bezelyelerde ve fi grubunda Rhizobium leguminosorum, fasulyede Rhizobium fasulye, baklada lupini, soya grubunda japonicum olmak üzere değişik bakteri ırkları kullanılmaktaydı. Evet, gövdesi, baklagil türlerinin gövdesi genellikle içi boş ya da dolu olabilmektedir. Örneğin yonca ve korungada henüz daha genç evrelerde bitkinin gövdenin içi doluyken bitki olgunlaştıkça yavaş yavaş bu boşalmaktadır. Buna benzer bir
durum söz konusu olabilmektedir sevgili arkadaşlar. Bununla beraber bitki boyları tabii ki yetiştirme koşullarıyla da alakalı. Biz çim alanlarda ne istiyoruz? Çok fazla bitkilerin büyümemesini istiyoruz. Yani bitki boyunun çok uzamamasını istiyoruz. Neden? Hatırlayacağınız üzere buğday yıllarda özellikle bahsettiğimizde biçim geciktirdikçe yani bitki boyu uzadıkça çimin genel görünümünde sıkıntı ortaya çıkıyor ve aynı zamanda saplar kalınlaşıyor. Sapların kalınlaşması da neyi ifade ediyor? Çim alanın kalitesinde düşüş anlamına gelmektedir. Buğday yıllarda değişik gövde tipleri var demiştik aynı zamanda. Dik gövde, yarı yatık ve tamamen yatık gövdeler olmak üzere değişik gövdeler var. Bununla beraber tıpkı buğday yıllarda olduğu gibi rizomlu ve stolonlu gövde yapıları da bulunmaktadır. Hatırlayacağınız üzere buğday yıllarda bir yumak vardı. Buğday yıllarda ise hem dik olarak gelişen hem de aynı zamanda rizom ve stolon ile gelişen gövde yapısına sahip türler bulunmaktadır. Çim alan için son yıllarda az önce ifade ettiğim gibi biraz daha böyle karışma belli oranlarda girdiğini söylediğim Trifolium repens yani ak üşgül gibi ya da çilek üşgülü gibi bazı türlerin sevgili arkadaşlar stolon oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demektir? Toprak üzerinde hemen böyle stolonlu gövdeyi en alttaki resimde görürseniz stolonlu gövde neydi? Toprağın üzerinden yanlara doğru giden dallanma vardı ve boğumun her bir toprağa değdiği yerde toprak altına kök, toprak üzerine de yeni bir gövde uzantısı çıkmakta ve yeni bitki oluşturmaktaydı. Tabii rizomlu ve stolonlu bitkilerin en önemli avantajı hem çevre koşullarına hem de dayanıklıdırlar hem de bununla beraber bu olumsuz çevre koşullarında ömürlerini sürdürme yeteneğine sahiptir. Sıkı bir çim örtüsü oluşturdukları için toprakta erozyon önlemektedirler. Aynı zamanda toprak yapısını çok kuvvetli kök ve sürgün yapısına sahip olduğu için hem yağış ile giden toprak kaybını önlemekte hem de toprak altına yani yeraltı sularına giden su miktarını artırmaktadır. Tabi burada baklagillerde de ot tipi mera tipi var fakat yem bitkileri grubunda olmadığı için şu anki dersimiz çim bitkisi olduğu için bunları çok değerlendirmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Çim için karışıma giren üşgül gibi baklagil türlerinde mera tipi kullanılmaktadır. Neden? Çünkü dik bir gelişim çok fazla istenmiyor. Biraz daha böyle yatık bir gelişim olsun ve toprak üzerini biraz daha iyi kaplasınlar düşüncesinden hareketle bu mera tipi türler kullanılmaktadır. Baklagillerin yaprakları gördüğümüz üzere sevgili arkadaşlar daha geniş, çok değişiklik göstermekle beraber bir buğdaygillere göre baktığımızda buğdaygillerinki uzun ince sap yaprak tipine sahipken baklagillerde daha kalın yapraklar var, daha geniş yapraklar var. Dolayısıyla bu geniş yaprak yapısı da az önce söylediğim gibi özellikle sportif faaliyet gösterilen ya da piknik ve benzeri gibi üzerinde aktivitenin yoğun olduğu yerler için çok fazla uygun değildir. Değerli arkadaşlar, çiçek yapısı çanak yaprak, taç yaprak, erkekte dişi organlar var. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere baklagillerde yine erkek organ, aynı zamanda dişi organ var. Erkek organlar ne yapıyordu? Bildiğimiz üzere döllenme zamanında, çiçeklenme zamanında polenlerini dişi organlara, stigmanın üzerine bırakıp oradan stilus ile yani dişicik borusu ile nereye getiriyordu? Yumurtalığa getirip orada döllenme sağlamıyordu. Tabii ki kendine döllenen ve yabancı döllenen bitkilerde bu durum döllenme biyolojisine göre değişiklik göstermektedir. Türlerin sevgili arkadaşlar çiçek yapısı kimisi kömeç şeklinde kimisi salkım şeklindedir. İşte üşküllerin gördüğümüz gibi çiçek yapısı kömeç şeklindedir. Dolayısıyla burada çim alanlarda üşküllerin evet belli bir miktar kullanılması söz konusu ancak fazla miktarda kullanılmamasının bir nedeni de şudur. Park gibi, bahçe gibi alanlarda şayet üşküller karışım içerisinde yer alır ve biçim aşamasında
çiçeklenme görülürse, biçim yapılmayıp artık bitkinin çiçeklenmesine izin verilirse, bu çiçekleri başta arılar olmak üzere değişik uçucu hayvanlar ne yapabilir? Ziyaret edebilir. Dolayısıyla bu da ister istemez orada oturan kişileri ne yapacaktır? Rahatsız edecektir. Yani kimse oturup belki bir çay kahve içtiği yerde ya da bir şekilde orada zaman geçirdiği bir yerde çok miktarda arının ziyaret etmesini istemez. Böyle de bir çim alan kısmından baktığımızda dezavantajı vardır. Tohumları değişiklik gösterisi, üçgül tohumları oldukça küçüktür. Tabii ki baktığımızda genel itibariyle tohumlar biraz daha buğdaygillere göre biraz daha büyük olan tohumları vardır. Ağırlık bakımından özellikle tabii ki. Ama onun yanında üçgül tohumları, özellikle çayır üçgülünün tohumları, ak üçgülünün tohumları, yonca tohumları çok çok küçüktür. Dolayısıyla burada bin tane ağırlıklarına göre işlem yapılmaktadır. Elbette biraz daha yem amaçlı olarak kullanılan mürdümük gibi, bezelye gibi, filer gibi türlerde tohum birlikleri, korunga gibi türlerde tohum birlikleri daha büyüktür diyorum. Baklagillerden de bu şekilde bahsetmiş oluyorum. Şimdi çim bitkilerinin ve çim örtülerinin kalite ölçütleri. Yani bir çim alan var. Peki bu çim alanın biz kalitesini neye göre belirleriz? Yani bir çim alanda evet ya burası çok güzel, çok kaliteli ya da buranın kalitesi çok iyi değil, orta, buranın kalitesi kötü diyebilmek adına nelere dikkat ederiz? Bu dersimizde çim bitkilerinin kalite ölçüsü, örtü, çim örtülerinin kalite ölçütlerini ise önümüzdeki dersimizde devam ederiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, hem çevresel hem de sosyal yaşama katkıları bakımından yeşil alanların kalitesinin belirlenmesinde iki tane ana kriter var. Birincisi, çim alanı oluşturan bitkilerin bireysel kaliteleri. Yani bir çim örtüsü oluşturulurken, örneğin bir buğday, bir arpa, bir şeker pancarı ya da ayçiçeği, pamuk gibi tek bir bitki türünün kültürel olarak yetiştirilip sonrasında onun hasat edilmesi ve diğer bakım işlemleri gibi değildir. Çim alanların özelliği birden çok bitkinin karışım halinde ekilmesidir. Dolayısıyla tek bir tür değil de birden çok tür o karışımların içerisinde yer aldığı için burada biz öncelikli olarak bitkilerin bireysel kalite özellikleri, yani karışıma giren örneğin Lolium perenne, çok yıllık çimin bireysel olarak ne tür kalite ölçütleri vardır? Poa pratensis'in, yani çayır salkım otunun ne tür kalite ölçütleri vardır? Veya bir Bermuda çiminin veya bir paspalumun ne tür kalite ölçütleri vardır? Öncelik bu. Sonrasında ise o çim alanın artık ekim yapıldıktan sonra ya da ekim yapılmış, hazır halde gelmiş, rulo şeklinde üretilmiş herhangi bir çimin alana tesis edilmesi sonrasında acaba bu bitkilerin, yani o bitki örtüsü, yani bizim gördüğümüz o vejetasyonun acaba kalitesi nedir? Burada iki ayrım bu şekildedir. Yani bitkilerin bireysel kalite ölçütleri, bir diğeri de bitkilerin bir araya gelmesiyle oluşan bitki örtüsünün, yani çim alanın kalite ölçütleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlar son derece tabii ki önemli ölçütlerdir ve bilimsel açıdan da son derece değerlidir. Diğer kültür bitkilerindeki gibi daha böyle somut, çok daha net, hani örneğin buğday yetiştiriciliği yaptığımızda buğdayın, örneğin ekmeklik buğdayın belli bir kalite ölçütü vardır. İşte ekmeklik buğdayda hektolitre ağırlığının 76 ve üzeri olması istenir. Mümkünse 80 ve üzeri olması istenir. Protein oranının %14'ten aşağı olmaması istenir gibi. Bunlar doğrudan buğday örneğinde alıp laboratuvarda kalite ölçütleri ve analizleri yapılan türlerdir. Bununla beraber çim örtülerinde, çim bitkilerinde ve çim örtülerinde bu gerçekten kolay değildir. Çünkü bitkinin rengi, çimin sırtlığı, yaprak dokusu, biraz sonra hepsine değineceğiz ve benzeri gibi pek çok şey o örtünün kalitesini etkilemektedir ve
hepsinin aslında bir denge içerisinde olması gerekiyor ve bir arada değerlendiriliyor. O nedenle de burada estetik ölçü tabii ki önemli ve fonksiyonel kullanım da bir ölçüdür. Ama bitkilerin orada oluşturduğu, başta renk olmak üzere, çimin sık doku yapısı, yaprağın inceliği, kalınlığı, üniformitesi gibi pek çok kalite özellikleri girmektedir. Tabii sevgili arkadaşlar, bu kalite ölçütlerini değerlendirebilmek adına da az önce ifade ettiğim gibi hani doğrudan bir laboratuvar analizi ile ya evet bunun kalitesi böyledir denilebilecek durumda değildir. Burada genellikle kişiler, yani bu alandaki uzman kişiler bunu değerlendirir. Kaliteyle alakalı tabii ki bazı cihaz ve benzeri şeyler var mıdır? Vardır. Örneğin rengi için klorofil metre kullanılabilir. Size o bir ölçü verir. Ancak onun dışındaki şeyler için görsel bir değerlendirme gerekir ve görsel değerlendirme yapabilmesi için de bir kişinin o konuda iyi bir eğitim almış olması ve o işin uzmanı olması gerekir. Yani orada kişiler değerlendirme yaparken renge kaç puan verecek, tek düzeliğe kaç puan verecek, diğer stres faktörleri nelerdir gibi gibi pek çok şeyi dikkate almak zorunda. Bu da belli bir uzmanlık ile ortaya çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki kalite ölçütlerini yaparken kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Örneğin çimin doğal rengini bilmesi lazım. Yani oradaki çim türünün doğal rengi koyu yeşil midir, açık yeşil midir? Artı ışık burada önemlidir. Örneğin mümkün ise genellikle kapalı havalarda yapılması istenir ki bu tabii ki her zaman için mümkün olmayabilir. Çünkü yansıyan güneş ışığı yanıltıcı etkide bulunabilir kişiler için, özellikle renk anlamında. Bunun dışında genetik rengin bilinmesi önemlidir. Az önce ifade ettiğim gibi. Yine biçim yönü ışığın yansımasında etkili olduğu için burada renk puanlamasını etkileyebilir. Tabi burada şu anda Damla ile Gülay Hanım var. Çok belki futbolla ilgili değildirler ama futbol sahasını göz önüne getirirseniz böyle çizgiler çok belirgindir. Açık renk ve koyu renk vardır. İşte bu biçim yönüyle alakalıdır. Dolayısıyla değişik etmenler vardır. Bakın aşağıdaki resme bakacak olursanız biçim öncesinde daha koyu bir renk var iken sevgili arkadaşlar, bakın biçimden sonra renk olarak biraz daha açıklık söz konusudur. Dolayısıyla değerlendirme yapar iken bunlara dikkat etmek gerekir. Biçim öncesi ve biçim sonrası olarak belli bir miktardaki çimi, belli bir alanı biçim öncesi değerlendirip bir başka alanı biçim sonrası değerlendirirseniz bazı özelliklerde yanılgıya düşebilirsiniz. Yine bu görseller değerli arkadaşlar genellikle bir 9 skalasına göre yapılır. Yani 1'den 9'a kadar puan verilir. Tıpkı herhangi bir şekilde birilerine sınav yapıp puan verme gibidir. 1 en kötüdür. 6 kabul edilebilir bir çim alan veya çim örtüsü veya çim bitkisi anlamına gelmektedir. 9 ise en iyisidir. Bununla beraber bazı kriterlerde kaplama alanı gibi veya kış ölümü gibi bazı kriterlerde yüzdelik hesaplar yapılır. Ancak Amerika'daki Ulusal Çim Enstitü Programı'nın yani NTEP'nin National Turfgrass Evaluation Project'in her yıl belirlediği ölçütler var. Hani o 1 ve 9'u neye göre belirleyeceksiniz? 1 ve 9'u belirlerken nelere dikkat edeceksiniz? Her bir kriter için. Bunları belirlerken son yıllarda işte kaplama alanı, çimin dokusu ve benzeri gibi ölçütleri de artık 1 ile 9 arasını almışlardır. Yani değerlendirme yaparken 1 ve 9 arası gibi bir değerlendirmeyi göz önüne alarak yapmışlardır. Peki çim bitkilerinin kalite ölçütleri nelerdir? Biraz az önceki kısımlarda bahsettik ama şimdi bunlara değinecek olursak. Her şeyden önce az önce söylediğim gibi bir en kötü, en zayıf, en berbat, 9 en iyisi. 6 kabul edilebilir. Dolayısıyla biz genellikle
çim alan ile ilgili bir puanlama yapıyor ise bunların 6 ve üzerinde olmasını isteriz. Neden? Çünkü 6 kabul edilebilir. 6 ve sonrası da 6, 7, 8, 9 diye gittiğinde iyiye doğru bir gidiş vardır. Burada da değerli arkadaşlar yine puanlama yapar iken de bir oransal bir şey var ama türlere göre de değişiklik gösterir. Örneğin kamışsı yumak için bir kalite puanı 6 kabul edilebilir iken çayır salkım otunda bu oran aynı değerle bağlantılı olmayabilir. Bu nedenle de gerçekten puanlama yapırken türler dikkate alınmalıdır. Yine kalite puanlarında çimin estetik ve fonksiyonel yönleri dikkate alınmalıdır. Yani siz eğer bir evin villasındaki bir çim alanın kalitesini değerlendirecek iseniz orada tamamen estetik olarak bakarken bugün bir futbol sahasındaki çimin kalitesine baktığınızda burada farklı kriterler girer devreye. Örneğin yeniden büyüme artı trafik etkisine yani üzerindeki baskıya dayanım gibi. Bu anlamda da bir çim kalitesi dediğimiz zaman sadece renk ile alakalı değildir. Bunun içerisine sıklık girer, üniformite yani tek güzellik girer, hastalık ve diğer çevresel etmenler var mı? Birçok şey bunlara girmektedir. Dolayısıyla herhangi bir çim renk olarak 5 kalite puanını alırken örneğin 5 puan yani renk olarak düşük, altının altında çünkü diğer taraftan aynı çim türü baktığımızda hastalık ve diğer etmenlere ya da çimin doku olarak sıklığı daha yüksek olabilir. Her biri farklılık göstermektedir. Diğer taraftan burada az önce de söylediğim gibi kullanım amacı. Yani hangi amaçla kullanılacak? Orası sağ alt resimde gördüğünüz gibi bir yürüyüş patika alanı mı olacak? Bir spor sahası mı olacak? Yoksa refüj mü olacak? Tabii bunları belirlerken de bölgenin iklim koşulları son derece önemlidir değerli arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bir çim alan oluşturur iken birçok etmeni bir arada bulundurup değişik oranlarda oluşturulmuş karışımlar hazırlanmalı ve ona göre ekim yapılmalıdır. Burada bir sürü faktör var. Tabii ki onların hepsine değineceğiz. Peki ölçütler nedir? Renk tabii ki takdir edersiniz ki çim alan için en önemli özelliklerden bir tanesi diyebiliriz. Kimse yeşil bir örtü dışında bir örtü istemez. Sarı bir örtü istemez. Yeşil ister. Bunun dışında bitkinin büyüme ve gelişme hızı diğer kalite ölçütüdür. Yoğun ve dikten biçimlere dayanıklılık. Takdir edersiniz ki çim alanlar sıklıkla biçilmektedir. Dolayısıyla kalite ölçütlerinden bir tanesi yoğun ve dikten biçimlere dayanımdır. Ayrıca ezilme ve trafik etkisi az önce söylemiştim. Yani üzerindeki insan ya da diğer canlıların veya farklı etmenlerin basılması, faaliyet gösterilmesi, buna dayanıklılığı ne durumdadır? Yine kalite ölçütlerinden büyüme formu sevgili arkadaşlar. Nedir? Yumak formu, rizom ve stolon vardır biliyorsunuz. Büyüme formları nasıl? Aynı zamanda o bitkinin kura ve sıcağa dayanıklılığı bir kalite ölçütüdür. Sık biçime ve basılmaya dayanıklılık. Bakın dipten biçim, bir de aynı zamanda biçim sıklığı ve basılma trafik etkisi dışında. Artı kök sistemlerinin güçlülüğü, bir de hastalık ve zararlara dayanıklılık. Yani bu 9 ana maddeye baktığımızda biz bir çim bitkisinin çim karışımında kullanılan herhangi bir türün kalite ölçütlerini değerlendirmiş oluruz. Evet, bunlara bakacak olur isek, renk tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi son derece önemlidir. Son derece önem arz eden bu renk için tabii ki öncelikli olarak bitkinin doğal rengi dikkate alınmalıdır. Yani kalıtsal olarak hangi renge sahip? Örneğin Lolium multiflorum çok yaygın kullanılan çimlerden bir tanesidir. Çok yıllık çim.
açık yeşil ile ortaya doğru giden bir yeşil renge sahipken Agrostis stonifera, Stonotavus tavusotu biraz daha böyle mavimtırak bir yeşil renge sahiptir. Festuk ağrını dönerse kamış suyumak daha koyu bir yeşil renge sahiptir. Dolayısıyla kalite değerlendirilmesi yapılır iken çimin o kendi genetik rengini dikkate almak lazım. Koyu bir yeşil alan oluşturdu, yemyeşil gayet güzel deyip kamış suyuma 9 puan verirken aynı şekilde çok güzel bir renk örtüsü oluşturan fakat genetik renginden dolayı biraz daha tonu açık olan bir çok yıllık çime ya bunun rengi o kadar koyu değil. Dolayısıyla ben buna renk bakımından 7 puan vereyim diyemezsiniz. Dediğinizde yanlış yapmış olursunuz. Çünkü o bitkinin genetik rengi o. Evet, renk bakın dikkat ederseniz sol alttaki resme hepimiz hemen hemen herkes ister ki yeşil renk olsun. Bakın kahverengi gibi, sarım gibi şu şekildeki bir çim örtüsünde bu rengi kimse istemez. Çünkü asıl amaç orada yeşil bir örtü oluşturmaktadır. Tabii Akdeniz iklim koşulları. İklim koşulları önemlidir demiştim renk için. Hem Akdeniz iklim koşulları hem de diğer iklim koşullarında değişik türler, özellikle iklim istekleri dikkate alınarak kullanılabilecek türler vardır. Akdeniz iklim kuşağında yoğunluklu olarak sıcak mevsim türleri. Bermuda bunlardan biridir. Bermuda grass, Cynodon dactylon. Paspalum aynı şekilde. Zoysia grass, Japon çimi aynı şekilde. Neden? Çünkü Akdeniz iklim kuşağına yani Antalya'dan tutup Adana'ya kadar, Güneydoğu Anadolu'ya kadar sıcak iklimi düşündüğümüzde bildiğiniz üzere hava sıcaklıkları genellikle çok düşük değildir. Sadece bir ya da iki ay gibi kısa bir süre bu bölgelerde havalar soğumaktadır. Sıcaklık değerleri 5-6 dereceye düşmektedir. Ama onun dışında geri kalan 10 aylık süreçte iklim sıcaktır. Dolayısıyla burada tabii ki bir serin mevsim türünü değil de sıcak mevsim türünü kullanacağız. Neden? Çünkü sıcak mevsim türleri Mart ayından itibaren hava sıcaklıkları ve toprak sıcaklığının artmasıyla beraber ta ki Aralık ayına kadar yeşil bir örtü oluşturur. Ocak, Şubat, Aralık ortası, Şubat ortasına kadar geçecek. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir süreçte dormant hale gelirler. Yani düşük sıcaklıktan etkilenirler ve uyku haline geçerler. Dolayısıyla orada bir sararma olur. Ama bu bölgelerde serin mevsim türlerini kullanır isek Mart-Nisan ayından itibaren artan sıcaklıkla beraber bitkiler sararmaya başlayacaktır. Hatta ölümler başlayacaktır. Dolayısıyla o bölgenin iklim koşulu dikkate alınmalıdır. İşte İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, yani bu kıyı şeridi ve Akdeniz iklim kuşağına hakim olduğu ılıman yerler hariç diğer yerlerde de serin mevsim türleri kullanılır. Bunda da çünkü önemli bir kısım serin mevsim geçiyor. Yüksek sıcaklıkların olduğu aylar yok. Bu var. Genellikle ise Temmuz-Ağustos'ta biliyorsunuz ki yüksek sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla bu türlerde belki o iki aylık sürede biraz olsun sararma gösterebilir. Elbette kışın çok sert geçtiği, sıfırın altına düştüğü yerlerde de Aralık, Ocak gibi o aylarda dormant hale gelip renklerde bir sararma söz konusu olabilir. Ama bu türleri, sıcak mevsim türlerini bu tür yerlerde yetiştirecek olursak iklimin sert geçtiği yerlerde zaten yaşama şansları olmaz. O nedenle iklim koşulları son derece önemlidir. Genetik renk az önce ifade ettiğim gibi değerlendirmede bir açık yeşil, altı yeşil, dokuz koyu yeşildir. O nedenle de puanlama yapılır iken çimin aktif olarak büyüdüğü zaman olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde çim stres altında olmamalıdır. Bu ne demektir? Gittik bir çim alana, serin mevsim çim türünün olduğu bir yer ve bunda değerlendirme yapacağız renk bakımından. Temmuz ayında yaptık. Hava zaten sıcak. Oradaki serin mevsim türleri de iyice olumsuz etkilendi ise zaten aktif olarak büyümediği bir dönem. Aktif büyümediği bir dönemde
renginin yeşil olmasını bekleyemeyiz. Bakın alttaki resimde görüyorsunuz solda böyle koyu bir renk, sağdaki daha açık. Ve yer yer sararmalar var dikkat ettiğiniz gibi. Renk skalasında da az önce söylediğim gibi hani 1'den 9'a kadar renk verdiğimizde işte 9 koyu yeşildir, 1 açık yeşildir. Kademe kademe gitmektedir. Bununla beraber de kış rengi vardır. Yani 1 ile 9 arasında yapılan puanlamada kışın hangi renkte? Dolayısıyla bu genetik bir rengi değil, genel olarak parselin durumunu gösterir. Bugün yine sol alttaki resim benim yüksek lisans tez çalışmam. Yüksek lisans tez çalışmamda yapmış olduğum, daha doğrusu benim yüksek lisans tez çalışmam değil de yüksek lisans yürüttüğümüz bir çalışma. Yüksek lisans çalışmasında Çukurova koşullarında bazı çim türlerini denedik. Bakın şu anda sevgili arkadaşlar, bu resim Ocak ayına ait bir resim Çukurova bölgesinde. Şimdi Ocak ayına baktığımızda Lolium perenne, şu gördüğümüz ikinci olan, bakın yeşil. Niye? Çünkü hava serin. İklim serin gidiyor. Hemen sonra Poa pretensis var. Sonrasında Festuca arundinacea var. Bunlar yeşil renkte Ocak ayında olduğu için. Diğer taraftan Bermuda grass dediğimiz Cynodon dactylen sıcak mevsim bitkisidir. Sıcağı sever. Sıcağı sevdiği için Ocak ayındaki düşük sıcaklıklarda ne yapmış? Bakın sararmış parsel. Şurada da görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ne yapmış? Sararmış. Niye? Hava sıcak. Dolayısıyla uyku haline gelmiş. Ne kadar sürer bu? İşte az önce de söylediğim gibi birkaç aylık bir süreç o bölgeler için. Kış rengi önemlidir. Bir diğer neydi? Genetik renk önemlidir dedik. Bir de mevsimsel renkler. Yani her bir mevsimde parselin geneline baktığımızda ilkbaharda, sonbaharda, kışın ve yazın. Bu bize neyi gösterir? Uzun süreli bir gözlem olduğu için acaba kışın bu rengi, yeşil olan rengini ilkbaharda da koruyor mu? Yazın da koruyor mu? Sonbaharda da koruyor mu? Yoksa tam tersi bir durum mu oluyor? Bununla beraber çok yıllık olduğu için bu çim türleri. Acaba orada bir strese, sıcaklık stresine, düşük veya yüksek ısıdan kaynaklanan strese, kuraklık stresine, sınırlı stresine ve benzerine girmiş mi? Burada da işte saman kahverengi renkten koyu yeşile kadar bir renk değerlendirmesi yapılır. Şurada gördüğümüz gibi bakın kahverengi gibi bir renk var. Sonra açık yeşil, biraz bir ton daha yeşil ve en şeye geldiğimizde de bayağı koyu bir yeşil renk bulunmaktadır. Ne demiştim biraz önce? İlkbahar rengi, mevsimsel renkler. Örneğin ilkbahar dönemi sevgili arkadaşlar genellikle çimlerin aktif olarak büyümeye başladığı dönemdir. Buradaki büyüme, buradaki renk çimin parseldeki genetik renginden ziyade sevgili arkadaşlar burada artık aktif büyümeye geçtiği için kendi doğal rengini gösterir. İşte burada 1 ila 9 arası. Yani ilkbaharda nasıl bir renk oluşturmuş? Bakın burada yine benim doktora tez çalışmamdan almış olduğum görüntüler var. Bakın Lolium perenne. Çok yıllık çim. Az önce ne demiştik? Şubat ayı. İşte Ocak ayı. Bakın Ocak ayında yemyeşil. Biçim öncesi bu. Biçtikten sonra tabii yer yer bazı yerler zarar görmüş. Yine Festuca arundinacea, kamış suymak. Mart ayında hala yeşil. Şimdi az önceki ifade ettiğim birazcık dağıtırdım. Bakın Lolium perenne, Festuca arundinacea. Şu anda her ikisine de baktığımızda renk olarak gayet iyiler. 8 veya 9'u hak edebilecek renge sahipler. Fakat siz bu türün gerçek orijinal renginin bu şekilde açık yeşil olduğunu bilmezseniz işte Lolium perenne dersiniz ki ya bunun rengi 7 falan, Festuca arundinacea'ya geçersiniz yan tarafa. Ya bu 9 bak yemyeşil. Halbuki ikisi de aşağı yukarı aynı puana sahip. Niye? Çünkü her ikisi de içinde bulunduğu dönemde rengini muhafaza etmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Üstteki şu resimlere bakacak olur ise. Yine işte bu çim renklerini gösteren bakın hani saman sarısı,
kahverengi gibi demiştik ya. İşte Ocak ayında da bakın Bermuda çimlerinin yani Siyonadon Doktilon'un olduğu alan sapsarı görüyor musunuz? Arada yeşillikler var. Bu yeşilliklerde içerisindeki serin mevsim türleri, kamış sumak ve çok yıllık çim türlerinden dolayı. Büyüme ve gelişme zonundan da bahsedip burada son birkaç dakika, 5 dakika kaldı. Onu sonlandırıp daha sonra yine izleyemeyen arkadaşlar için biliyorsunuz ki YouTube'a yüklüyorum. YouTube kanalına bunu yükleyeceğim sevgili arkadaşlar. Büyüme ve gelişme hızı. Şimdi sevgili arkadaşlar, buğdaycıların tohumları çok küçük. Dolayısıyla tesis edilir iken özellikle çim ekiminin yapıldığı erken dönemlerde mutlaka toprağın yavaş yavaş kaplandığını görürüz. Yani hızlı bir şekilde ilerlemez. Özellikle serin mevsim. Tabii ki Bermuda çimi gibi, paspalum gibi, az önce de ifade ettiğim gibi bazı sıcak mevsim türleri rizom ve stolonla geliştiği için onlar rizom ve stolon parçalarıyla ekim yapılabilir. Onlar biraz daha alan hızlı kaplayabilir. Fakat büyüme ve gelişme hızı birazcık yavaş olur. Yavaş fakat burada biz yine şunu değerlendiririz. Bir çim bitkisi, ekim yaptığımız buğdaygil tohumunun ortalama çimlenmesi kaç gündür? Bu süre içerisinde çimlenmesini sağlamış mı? Çimlenmeyi sağladıktan sonra büyümeye devam ediyor mu? Gelişme hızı ne durumda? Yani değerlendirmeyi biz yine kendi özelliklerine bakarak yaparız. O nedenle de bir bölgede çim alan ekimi yaparken hangi türü seçeceğimizi, seçtikten sonra neler olacağını da dikkate almamız lazım. Tabii ki ağırlıklı olarak bizim istediğimiz nedir? Hızlı bir şekilde çim alanı kaplasın. Kökleri çok kuvvetli olsun. Dolayısıyla bol miktarda yaprak oluştursun ve hızlı gelişsin istediğimiz haliyle bu olacaktır değerli arkadaşlar. Ama her bir çim türü böyle değil. Öte yandan tamam ilk başta büyüme ve gelişmesinin hızlı olmasını istiyoruz. Peki sonrasında ne isteriz sevgili arkadaşlar? Aslında bir çim alan az önceki şurada gördüğümüz gibi şöyle bir çim alan oluştuğunda büyümesinin ve gelişmesinin çok hızlı olmasını istemeyiz. Niye? Ne kadar hızlı büyürse o çimi biçmek için ekstra iş gücü ve masraf demektir. O nedenle biraz da yavaş büyüsün isteriz. Gelişme anlamında. Bakın yine doktora tezimden sizlerle paylaşmak istediğim şeyler. Bak şurada görüyoruz büyüme ve gelişme hızı bakın. Çimler henüz daha yavaş yavaş çıkıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sonra bir sonrasında şurada da birazcık daha gelişme ilerlemiş. Bir sonraki aşamaya geldiğimizde biraz daha ilerlemiş. Ve aynı bitkiler belli bir süre sonra sağ alttaki resme gördüğümüzde aslında büyük ölçüde çıkışlarını tamamlamışlar. Bunların tabii ki zamanları var, süreleri var. Burada da kaplama hızı olarak sevgili arkadaşlar ya 1-9 skalası ya da yüzdelik kullanılır ki son zamanlarda da ifade ettiğim gibi daha çok 1-9 kullanılmaktadır. Peki ne kadar sürede tesis olur? Sevgili arkadaşlar az önce şurada gördüğünüz gibi eğer doğrudan tohumla bir ekim yaptı isek aşağı yukarı 2 ay civarında bir süre vardır çimin tesis olması. Yok bitki parçalarıyla rizom ve stolon gibi bitki parçalarıyla yaptıysak bu süre bakın 3-6 haftaya düşüyor. Ama rizom ve stolonla yapabilmemiz için de bitkinin o özellikle olması gerekiyor. Eğer çim kalıplarıyla yaptıysak hani rulo veya diğer çimler var ya o şekilde bir alana çimlendirme yaptıysak bu aşağı yukarı 2-3 hafta sürüyor. Bir de hidro seeding dediğimiz sulu püskürtme var. O da aşağı yukarı 2-3 hafta sürüyor. Yani sizin eğer aceleniz var ise ve daha sağlıklı bir çim örtüsü çıksın, ben belki ekimde çok ciddi sıkıntılar yaşarım derseniz çim kalıpları getirirsiniz. Çim kalıplarıyla tesis olması bakın yaklaşık 2-3 hafta. 2-3 haftalık bu sürede ne oluyor? Çim kalıpları kesildiği için toprak ile teması sağlanıp köklenme oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bitkinin köklenmesi için belli bir süre geçiyor. Tabii ki 2-3 hafta sonra evet tesis oluyor ama hemen üzerinde trafik etkisine
orada bir şekilde aktivite yapmaya da çok net hazır olmamış olabilir. Çünkü köklerin iyice tutunması lazım. Aksi takdirde çim üzerinde yapılan herhangi bir aktivite, işte spor aktivitesinde hızla koştunuz, takıldı. Bir güç oluşturulursa kökler kopacaktır. O nedenle çok iyi bir şekilde köklenmenin sağlanması gerekir. İşte tohum ekimi, bakın burada sertli olarak tohum ekimi yapılıyor. Burada küçük parsellere yaptığımız için böyle bir tahta çerçeve kullandık ki rüzgarın etkisiyle ki tohumları çok küçük olduğu için uçmasın diye. Bitki parçasıyla ekim dediğim stolon görüyorsunuz parçaları. Rizom ve stolon var. Parçayı oraya koyuyorsunuz. Orada çoğalıyor. İşte çim kalıpları belki de bugün günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu da çim kalıpları ile ekim. Bir de sevgili arkadaşlar sulu püskürtme ile ekim vardır. Diyorum bir dakikadan az kaldı süre diyor. Videonun yarım kesilmemesi için burada bitiriyorum. Ekimle beraber önümüzdeki hafta bu ikinci maddeden ile birlikte devam ederiz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun emeğinize. Teşekkürler Gülay Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.